Merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 17, 18, 19, 20 ve 21. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz kaderle ilgili kavramlar. Kader denilince aklınıza hangi kavramlar gelmektedir? Kader denilince aklıma doğum, ölüm, doğal afetler, kıyamet gelmektedir. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Yukarıdaki ayetlerin vermek istediği mesaj nedir? Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj, ölümün her insana geleceği ve bunun belli bir vakit olduğudur. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar bunu değiştiremeyeceklerdir. Size ecel ile kader arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız. Ecel insan için bellidir. Ancak Allahu Teala bunu insanların nasıl davranacaklarını bildiği için o şekilde yazmıştır. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Hiç kimse kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Yukarıdaki ayet ve hadis bize hangi mesajları vermektedir? Yukarıdaki ayet ve hadis bize gerek dünyada gerekse ahirette çalışmadan hayırlar ve mükafatlar bulacağımızı anlatır. Bir insan emir ve yasaklara dikkat eder, ibadet ederse ahirette cenneti elde eder. Oturan insana kimse bu konuda bir şeyler yapmaz. Yine de yine dünya böyledir. Çalışıp çabalamayan bir insanın hesabına ay sonu kimse milyarlar yatıramaz. Çalışması ve hak etmesi gerekir ki para kazanabilsin. Yine hadis-i şerifte çalışmanın değeri vurgulanmış ve insanlara muhtaç olmaktansa kendi işini görmek ve kazanmak tavsiye edilmiştir. Hazreti Ömer bir gün Yemen halkından bazı insanlarla karşılaştı. Onlara siz kimsiniz diye sordu. Onlar da biz tevekkül eden mütevekkilleriz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer onlara aksine siz hazır yiyicilersiniz. Tevekkül eden tohumunu yere atıp Allah'a tevekkül edendir dedi. Yukarıdaki metinde boş gezen insanların düşüncelerini doğru buluyor musunuz? Yukarıdaki metinde boş gezen insanların düşüncelerini doğru bulmuyorum. Ayet ve hadislerde bu önerilmemiştir. Önerilen şey çalıştıktan sonra tevekkül etmektir. Çalışmadan tevekkül ettiğini iddia eden insan saçma bir iş yapıyor demektir. İnsanlar ellerinden geldiği kadar çalışmalı, çabalamalı, daha sonra sonuç için tevekkül etmelidirler. Hazreti Ömer'in boş gezen bu insanlara söylediklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hazreti Ömer'in boş gezen bu insanlara söylediklerini çok doğru buluyorum. Hazreti Ömer çok açık bir sözle onları uyarmış ve gereken cevabı vermiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle yapmamış, çalışarak elinden geleni yaptıktan sonra tevekkül etmiştir. Çevrenizdeki insanların tevekkül konusundaki tutumları nasıldır? Gözlemlerinizi paylaşınız. Çevremdeki insanlar tevekkül konusunda bazen doğru bazen yanlış tutum gösteriyorlar tevekkül ettiklerini söyledikleri halde hoşlarına gitmeyen bir durum olduğu zaman sözlerinde çirkinlikler oluyor. Halbuki çalıştıktan sonra tevekkül sahibi olan insan sonuca da razı olmalıdır. Üzülmek normal ve insanidir ama çirkinleşmemek lazımdır. Halk içinde muteber bir ne nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman Yukarıdaki dizelerde verilmek istenen mesaj nedir? Yukarıdaki dizelerde vatanın değeri ve her şeyden önemli olduğu vurgulanmaktadır. Devlet insanın değerini koruduğu, canı ve sevdiklerinin güvende olduğu yerdir. Devlet çok değerlidir çünkü devlet olmazsa güven, namus ve din olmayacaktır. Devlet nefes gibidir, insanın nefesi kadar kıymetlidir. Tehlikeye düşerse nefesten de kıymetlidir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağı tıklayarak aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.